Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı birkaç örnekleme yapacağız. Hem Money'i daha rahat anlamak için. Öncelikle bazı farklı şeyler deneyeceğiz. Arkadaşlar bir tane toplumcu seçtik. Burada bundan yapacağımız şey arkadaşlar şöyle anlatalım. Sağ tuşu tıklayarak masum Vortex moduna gelin. Bakın ne kadar çok var Vortex var. Eğer bununla bir şey yapmaya çalışırsanız örnekleme hemen verelim. Örneğin bir top yapmak istediniz. Hepsini tekrar seçelim. Küçültelim. Bununla ilgili bir şey yapmak istediniz. Biraz uzatalım. E tuşuna basalım. Rotate edelim. Evet arkadaşlar. Vertexler ne kadar çok olursa sizin herhangi bir yerden örnekleme yapalım. Yakınlaştırdık. Face tuşuna basalım. Mouse'un sağ tuşuna tıklayarak Face'e gelelim. Buradan Face'i seçelim. Q'ya basın arkadaşlar. Önünüzdeki engel kalksın. Sonra yine seçebilirsiniz. Tek tek bunları seçelim arkadaşlar. Daha sonrasında biraz açımızı geri alalım. Yan yapalım. Biraz daha geri alıp çevirip yakınlaştırabiliriz. Bunları mouse'un orta tuşuna düğmesine basarak alt tuşuyla beraber yapabilirsiniz. Arkadaşlar extrude ediyorum. Bakın burada bir kayma noktası var. Ya farklı bir yer seçtik arkadaşlar. Gördünüz mü? Yanlış bir şey yaptığınız zaman Shift'le basılı tutarak mouse'la sol tuşunu tıklayarak düzeltebiliriz. Tekrar W'ya basalım. Bakın ok doğru yere geldi. Eğer farklı bir yerde farklı bir yüz seçtiğiniz zaman veya vertex seçtiğiniz zaman okun olduğu yerde bir yanlışlık olduğunu asla unutmayın. Arkadaşlar extrude edelim. Bir geri gelelim. Bakın ok burada. Çünkü o tarafta yanlış bir face seçtim daha demin. Tekrar geri geliyorum. Tekrar Z'ye. Z'ye basarak geri gelin. Tekrar Z'ye. Bakın normale döndü. Shift'e basılı tutup tekrar tuşlayalım. Extrude edelim arkadaşlar. Bakın yine burada bir şey oldu. Yine farklı bir yerde. Q'ya basıp bunu alalım. Shift'i seçtik. Şimdi arkadaşlar extrude etmiştik. Çıkartalım. Tekrar bir extrude edelim arkadaşlar. Arkadaşlar extrude etmemizin nedeni yapacağınız objeye daha iyi şekil vermek için, aradaki farkları anlayabilmek için. Bakın gördünüz mü? 3'e basarsanız fark edeceksiniz. Tekrar 1'e basıp normal modunu alın. Şimdi R'ye basarak scan edelim arkadaşlar. Evet, scan ettik. Çok iyi. Aynı işlemi karşı tarafa da uygulayacağız. Tekrar yakınlaştırabilirsiniz veya görüyorsanız. Tek tek seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar W tuşuna basıp Extrude edelim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey çıktığı zaman W ile kafanız karışmaması için okla çekebilirsiniz. Tekrar Extrude ediyorum. W'ya basıp okları kafanız karıştırmayacak şekilde tekrar Extrude ediyorum arkadaşlar. Şimdi R'ye basarak ortadan tutarak scan ediyorum arkadaşlar. Tekrar yaptık. Şimdi biraz geri alalım. Evet arkadaşlar. Şunu
Biraz büyütebiliriz. Zaten face modundayız. Hepsini seçelim. Bakalım hepsini seçtik mi? Ctrl Shift'e basılı tutun. Seçemediğiniz noktaları tekrar seçebilirsiniz. Ctrl Shift. Şimdi fazla face'leri de silelim arkadaşlar. Bunu da Ctrl ile basılı tutarak silebilirsiniz. Evet, yakınlaştıralım. Ne fazla ne eksik olsun. Arkadaşlar biraz büyüteceğiz. Şunu şöyle yapalım. Evet. Biraz da yukarı çekelim arkadaşlar. Tamam. 3'e basalım arkadaşlar. Nasıl gözüktüğünü görmek için. Evet arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bunu bir limona çevirebiliriz. Örneğin Easy Materyal'den bir rengi seçerek arkadaşlar bu sarıya boyayabiliriz. Direkt sarıya bir şey yapalım. Ve harika bir limon yaptık. Bakın hem parlak ışık da verdik arkadaşlar. İsterseniz Easy Materyal'den normal mat haline getirebilirsiniz. Şuradan. Bakın bu da Humbug diyelim. Gördünüz. Veya şöyle yapalım. Z'ye basarak geri gelebilirsiniz. Bakın yine parlak yaptık. Ortasına ışığı daha fazla verebilirsiniz. Daha parlak olur. İkinci dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen.